Sigara biliyorsunuz öncelikle akciğerler üzerine son derece zararlı. Akciğerlerde astımı tetikleyici özelliğinin yanı sıra aynı zamanda kronik bronşit koah dediğimiz hastalığa ve ciddi anlamda nefes darlığına sebep oluyor. Sigara sadece nefes darlığı değil, aynı zamanda akciğer kanserinin en önemli belli başlı sebeplerinden bir tanesi ve maalesef en ölümcül kanserlerden de biri akciğer kanseri. Diğer taraftan sadece akciğerler üzerine değil, dönüp baktığınızda akciğer kanserinin yanı sıra gırtlak kanseri, cilt kanseri, dudak kanseri gibi pek çok kanser türleri yine sigara yüzünden oluyor. Yine dönüp baktığınızda bulaşım sistemi hastalıkları, kalp krizlerine zemin hazırlama, damar tıkanıklığı, yine beyin hücrelerinde ölüme sebep olarak demans ve Alzheimer, özellikle bayanlarda ciltte kalın, sarımtırak, kötü bir pürüzlü bir görünüme sebep olması, yine tırnak yapısının bozulması, tüm gastrointestinal sisteme olan zararları derken aslında sigaranın zararları saymakla bitmiyor. 14,5 milyon kişi Türkiye'de tütün ürünü kullanıyor. Hesabı ben yapmadım, hesabı sizlere bırakıyorum. İşte günde 10 liradan bir paket ortalama sigara deseniz 14,5 milyon kişi bir ayda ne kadar bir milli servet aslında sigara için harcanıyor. 83 bin kişi sadece Türkiye'de sigaradan ölüyor her yıl. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bugün erkeklerde biraz önce söylediğim gibi en sık görülen kanser akciğer kanseri. Dönüp baktığınızda dünyada maalesef erkeklerde sigara kaynaklı ölümlerde 2017 verisi bu. Dünyada ikinciyiz. Birinci olan ülke Kuzey Kore. Kuzey Kore'den sonra aldığımız yer maalesef ki sağlık konusunda bu kadar önemli adımlar atmış bir ülke için hiç de iç açıcı bir tablo değil. İki ketenimiz var, iki de sağlıklı hayat merkezimiz var merkezde. Buralarda sigara bırakma polikliniklerimiz de aslında başvuran tüm sigarayı bırakacak olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Tabii Sağlık Bakanlığı bir güzellik daha yapıyor. Aslında ücretli olması gereken sigara bırakmak için destek olacak ilaçları da neredeyse son 10 yıldır ücretsiz olarak sizlere dağıtıyoruz. Biz geçen yıl Deniz Devlet Hastanesi, Serverbaz Devlet Hastanesi, Çivril Devlet Hastanesi ve Kale Devlet Hastanelerimizle birlikte toplam 6 merkezimizde sigara bırakmayla ilgili toplam 6.451 muayene gerçekleştirmişiz. 4.822 kişiye ilaçla destek olmaya çalışmışız. 895 kişiye de psikolojik olarak danışmanlık hizmeti vermişiz. Bu eylemde ilaç tedavisi açtıktan sonra ağırlık olarak bize kontrole geldiğinde bilmek amacıyla ilk mail kayıta geldiklerinde tüp sistem anamnez ve muayenesini yaptıktan sonra kişiye... Dünyada, Türkiye'de ciddi bir sigara içme salgını var. Biz bunu tersine döndürebiliyor muyuz? Sigara bırakma salgını oluşturabiliyor muyuz? Ben bugün bunu işlemeye çalıştım. Yani gerçekten böyle bir salgın var mı? Yoksa boşuna mı krek çekiyoruz? Varsa böyle bir salgın, biz bu salgının neresindeyiz? Sigara bırakma politikleri olarak neresindeyiz? Ve salgının yayılmasını kolaylaştıran faktörler vardır. Bunlara da bakacağız. Sonra mı? Tebrik ediyoruz. Ciddi bir irade, bir karar verdik. Çok teşekkür ederim. 3 yıl mı oldu? Evet. Çok güzel. Bitti yani. Sigara hayatında yok.